Sağ olun sizler nasılsınız? Atmışlar mı? Biraz al köpeğini de. Gel. Gel. Senin orada yuvan mı var? Sen şuna bak. Şunun suratına bak güzelliğine. Ha. Burada. Ne oluyor? Şey ha? Ha? Hadi bakalım. Alanların daha geniş olması lazım. Bir de toprağa bakmak lazım. Güneş. Yeni proje. Hayata geçmiş. Arkadaşlar 3 derivatta yaşıyorlar şu anda. Ve bu iş ucun şeyi de yok. Sınırı da yok. Sayı çok fazla. Yani biz restoranda yemek yerken, kafeteryada çay içerken hal hareketlerinden bakıyorsunuz. Yabani değiller. Evcil hayvanlar. Size yakınlaşıyorlar, kendilerini sevdiriyorlar ve dolayısıyla sokağa bırakıldıkları belli. Biz bunu kesinlikle kayıt altına almamız gerekiyor. Esas bizim uğraşacağımız şey olması lazım. O durumda insan varlığımızı şu anda kayıt altına nüfustan alıyor muyuz? Alıyoruz. Biz tamamını, kim buraya evcil hayvana geliyorsa, burada yaşayan da, dışarıdan buraya gelen de, bizim barınaklarımızda, rehabilitasyon kayıt merkezimizde bu işi kayıt altına alma mecburiyetini getirmemiz lazım. Bir de inşallah Bodrum yaban hayatındaki canlıların günün herhangi bir vaktinde yaralanmaları, hayatı riski olmaları durumunda bizim getirip tedavi edebileceğimiz noktaya getirmemiz lazım. Yani ben kent konseyleriyle ilgili özel çalışma yapmıştınız. Olması gerektiklerini, kent konseylerinin olması gerektiğine ve daha çok işler yüklenmeleri gerektiğine inanan birisi. Dosyamız var ama bende var. Tamam. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Orada gündemde olan bir konu. Bu işin sürekli olması lazım. Projelerimize yakın. Zaten olmazsa olmazımız. Ona da yetinmeyeceğiz. Videolar hazırlayacağız. Sosyal medyada paylaşacağız. Bu kimliklendirme meselesini başka türlü anlatamayız. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet. Bu konuda aynı şeyler düşünüyoruz. Ya ben bu şeyi aklıma ermiyor. Ya bu barınakların tabanının sert olmaması lazım ya. Bu hayvanlar için doğru bir şey değil ya. Ve düşünün ki bunlar hayatını burada geçirmek zorunda. Tabii buna bir çözüm bulmamız lazım. Yani bunun doğru malzeme neyse ondan yapmak lazım. Siz neredesiniz? İstanbul'da. Sizin evcil hayvanınız, kediniz burada. Ya da köpeğiniz. Ve kimliklendirme, sahiplendirme, olmazsa olmazımız kısırlaştırma ama beraberinde kesinlikle biz Bodrum'daki evcil hayvan varlığımızı kaydını almak durumundayız. Kim neyi besliyorsa sahip çıkacak. Hayvan sevgisinin geçişi olmaz. Hayvan sevgisi, insan sevgisi daimidir. Daimidir, sürekli olan bir sevgidir. Yani ben İstanbul'dan gelirken kediyi, köpeği çok sevdim. Çocukların bunu çok hoşuna gitti. 3 ay sonra ben bunu sıkıldım. Bakamıyorum. Bodrum'un sokaklarına bırakmayacak. Bodrum'un sokakları şu anda geldiğimiz noktada altyapı eksikliklerimizden dolayı biz insanlar için güvenli değil, hayvanlar için nasıl güvenli?